sizin düşünsel yazılımınızı da zihninizi de değiştirecek bir kapasiteye sahip olacak. Biraz tehlike oradan başlıyor. Daha da önemlisi, her yeni teknolojik devrimde ortaya çıkan bir fenomen var. Yani teknoloji devrimi sosyal hayatı nasıl değiştiriyor? O konu hep sonradan tartışılan bir konu. Çünkü etkileri görüldükten sonra ilk önce pratiği görüyorsunuz, sonra teorize ediyorsunuz. Şimdi bizim ilk defa tarihte biraz belki felsefecilerin öne gelip teknolojik devrimin olduğunu simüle edip sosyal etkileşimlerinin de ne olabileceğini ortaya çıkartıp biraz gerek müfredata, gerek televizyon programlarına, gerek eğlence içeriklerine biraz şey yapmamız.